Herkese merhaba, hoş geldiniz. Online Farsça Kaynakları Erişim serisinin bu videosunda sizleri birkaç tane kitap indirme sitesinden bahsedeceğim. Mutlaka bu siteleri bilen vardır fakat bizler eksik yönlerini de tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Birinci sitemiz elliteratürbook.com isimli site. Bu siteye geldiğinizde şu orta tarafta bulunan yere tıkladığımızda bizi içerisinde 17.238 adet kitap ve makalenin olduğu bir sayfaya getiriyor. Bu bahsettiğimiz eserlerin hepsi belli konu başlıklarına göre sınırlandırılmış. Burada 110 tane konu olduğunu görüyoruz ve 20001 adet de yazarın olduğunu gösteriyor site bize. Bu sitenin içerisinde de yine filtreleme işlemi yapabiliyoruz. Şu an şurada görmüş olduğunuz yeşil kısımdan bütün konularda mı yoksa felsefe mi felsefeyi İslami mi, işte nesir mi, dil bilgisi mi, edebiyat tarihi mi, yoksa araştırma mı, yoksa işte Fars edebiyatının meşhur kimseleri alanında mı? Hangi alanda istiyorsak önce tamam biz gelelim bu meşahire Edebiyat Farsi'yi seçelim. Evet bakın 1798 eser varmış bu seçtiğimiz konuda. Şöyle aşağı doğru indiğinizde siteye kayıtlı olan eserlerin kapak fotoğrafları şuradan bazen kendisi doluyor bazen sizin basmanız lazım. Evet, tamam diyelim ki biz bir tane şunu gördük. Bir eseri gördük. Üzerine geldiğimizde bize eserle alakalı bazı bilgileri veriyor. İşte başlığı nedir? Yazarı kimdir? Konusu nedir? Nerede yayınlanmış? Hangi yayıncı? Hangi yılda yayınlandı ve dili nedir diye gelip üzerine tıkladığınız zaman ayrı bir sayfa için az önce bahsetmiş olduğum özellikleri burada gösteriyor. Bazen siz aslında eserin ne ile alakalı olduğunu tahmin etmek için şuradaki konu başlıkları yardımcı olabilir ya da altında aslında eserin ne ile alakalı olduğuna dair Böyle bazı kısa bilgiler de oluyor. Çoğunlukla hepsinde var yani. O yüzden bir eseri tanıyacağınız zaman bazen isminden belli olmayabilir. Şuradaki açıklama kısmı yardımcı oluyor. Daha sonra geliyorsunuz burada pdf'i indir dediğiniz zaman pdf iniyor. Buradan birçok sözlük indirebilirsiniz. Ben zamanda çok sözlük indirdim buradan. Farklı farklı edebiyata dair eserler çok çok fazla bir şekilde var. Bunu kullanabilirsiniz. Kitabımızda indi bu arada. Evet, vajenameyi Gazelhayi Hafiz isimli sözlüğü indirmiş olduk böylece. Ee, gördüğünüz gibi toplamda bakın 17238 eser var. Bu eserler arasında arama yapabilirsiniz. Yani şu en üst kısımda arama var zaten. Bir eseri direkt arayabilirsiniz. Ya da ana sayfada böyle gezinerek neler varmış neler yokmuş diye bir göz atabilirsiniz Ben genelde her gün böyle bakıyorum en son yüklenen kitaplar neler oluyor. Büyük ölçüde evet iki üç günde bir mutlaka yeni eserler yüklüyorlar. Evet bu siteye dair söyleyecek çok bir şeyim yok zannedersem. Evet bir de nbookcity.com isimli bir site var. Ee, bu siteyi de yani böyle nadir olan bazı kitapları böyle arada sırada burada görüyordum. Ee, ama genelde yabancı eserler çok fazla var. Gelip şurada kitap A kısmına baktığınızda kitapların konulara göre sınıflandırıldığını işte yemekle alakalı işte tıpla alakalı, din ile alakalı böyle kitapları sınırlandırmış. Ee, mesela şöyle bir yazar aratalım. Evet mesela Abdülhüseyin Zerrin Kub'un adını arattım ve evet iki tane kitabı çıktı. Biz gelip burada konulara göre de arayabiliriz. Yani hangi konu olsun? Tamam. Tarihi kitapları seçtik. Mesela karşımıza tarih ile alakalı siteye kayıtlı olan kitapları gösteriyor. Bakalım burada kaç sayfa varmış. Evet burada 8 sayfalık tarih kitabı gösteriyor. Çok geniş bir site değil haberiniz olsun. Ama arada sırada yani böyle denk gelmediğiniz kitapları da bulabilirsiniz. Bir de asmanikitap.ir sitesi var. Bu siteyi ben üyedim sonra unuttum kullanıcı adıma uğraşmadım sonradan. Üye olmadan da kitap indirebiliyorsunuz ama bazı kitapları maalesef üye olduğunuz zaman ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Şurada arama kısmı var. Bu bahsettiğimiz konular arasında ya da özellikle edebiyatla alakalı edebiyat başlığı içinde aramak istiyorsanız orayı seçiyorsunuz. Eseri ya da kitabı yazıyorsunuz buraya ve aramaya yapıyorsunuz. İsterseniz buradan konu başlıkları arasında edebiyat mesela diyelim destur Zaban dediğimiz dil bilgisine dair acaba hangi kitapları varmış? Evet kitap karşınıza gördüğünüz gibi dil bilgisine dair kitapları çıkarıyor. E, bu siteyi de ben çok kullandım. Buradan da güzel kitaplar buldum. Eski kitaplar çok vardı burada. O yüzden işime yarıyordu. Size de tavsiye ederim. Evet bir diğer sitemiz ise Başka Edebiyat. Bu Edebiyat Kulübü isimli bir site var. Bu siteye de yani genelde yeni ve çeviri olan eserleri görmek için geliyorum. Hani yeni olarak acaba neler var? Modern dönemde neler yazılmış, neler çizilmiş? Bunları böyle görmek için geliyorum. Klasik eser bulmak burada biraz zor ama eserlerin ücretsiz olduğunu bakın. Evet, kitap hayır raygan kısmına geldiğinizde ücretsiz kitaplar bölümünde size gördüğünüz gibi Sitede kayıtlı olan ücretsiz kitapları gösteriyor. Dediğim gibi bunlar büyük ölçüde yeni oluyor. Çeviri eserler de olabiliyor. Bakın mesela diyelim bir tanesini seçtik. Deryaftı kitap diyorsunuz. Ve eseri sizin için indiriyor. Bu siteyi de çok fazla kullanmıyorum. Ama böyle modern okumalar yapacağım zaman ya da birisini önereceğim zaman büyük ölçüde burayı yönlendiriyorum. Evet biraz e, ağır çalışıyor şu an indirme konusunda. Tamam bu sitede çok fazla bir e, özellik yok. Yani gördüğünüz gibi sizin için böyle eser adı, tercüme, hangi alana ait işte etiketine ve gördüğünüz gibi eseri indir diyorsunuz. Buradaki kitap haye raygan kısmından. Daha sonra e, edebiyat alanı ile alakalı böyle eski ve temel eserlere ulaşmak istiyorsanız size bu blog sitesini öneriyorum. Bu blog sitesini yapan kişinin kim olduğu burada belli. Zaten kendisi de aslında demiş ki ben de bir edebiyat öğrencisiyim. İşte bu alanla ilgilenen işte hocalar olur, araştırmacılar olur, öğrenciler olur. Onlara faydası olsun diye bu siteyi açtım diyor. Bu siteye gelip de şu sağ tarafta şu ekler kısmında çok güzel başka sitelerin linklerini de görebiliyorsunuz. Bu siteler yazma eser siteleri olabilir ya da farklı kütüphane siteleri olabilir. Burayı da kullanabilirsiniz sağ taraftaki bölümü. Onun dışında kendi içerisinde genellikle klasik eserler, eski zamanlarda neşredilmiş, tasvihi yapılmış olan klasik eserleri görebilirsiniz. Şurada ise kimin yüklediği bunları yani Rahim Hadi bu siteyi yapmış. Kendisine teşekkür ederiz. Evet arama kısmı şu sağ en alt tarafta. Burada istediğiniz bir şeyi arayabilirsiniz. Biz yine Perviz Natil Hanleri'yi aratalım. Evet gördüğünüz gibi Perviz Natil Hanleri'ye ait eserleri bize gösteriyor. Nasıl indireceğimiz de çok kolay. Geliyoruz linke. Tıklıyoruz ve bizi ...böyle bir siteye götürüyor. E bazen e, ilgili eser yazarı tarafından kaldırılmış da olabiliyor. Yani burada bir link göremeyebilirsiniz. Ama genelde çoğunda var. Benim en çok kullandığım site ilk başlarda buydu. Daha sonrasında bu e-literatür bukla birlikte o ikisi oldu. E, onun dışında e, şu enbook bir ara kullanıyordum. Sonradan e, çok fazla yanıt vermemeye başladı bana. Asmane kitap da genelde işimi görmüş oldu. Başka ede, edebiyata açıkçası kullanmıyorum. Sadece öyle bir kitap indirme sitesi olarak arşive eklemişliğim var. Sizin ama eğer klasik eserlerle ilgileniyorsunuz e, bu blog sitesi çok çok işinizi görür. E, tabii ki de bu el literatür book da çok fazla işinizi görür. Dediğim gibi burada sadece kitaplar yok aynı zamanda makaleler de var. E, bu alanda da e, kullanabilirsiniz. Ama asıl makalelerin hangi sitede olduğunu... Zaten tanıtmıştım e Açıkçası daha kitap indirme sitesi çok var Ama ben kendi kullanımıma dayanarak Aslında böyle biraz daha tecrübelerimi Aktarmak istedim yoksa bu siteler e, Çok kişi biliyor nereden olduğunu e, Biliyor Ben sadece kendi tecrübemle birlikte en çok hangi Siteleri kullandığımı e, Tanıtmak istedim e, umarım faydalı Olmuştur e, umarım atladığım eksik bıraktığım bir yer olmamıştır e, İzlediğiniz için teşekkür ederim Bir başka İzlediğiniz için İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.